Arkadaşlar tekrar merhaba, herkese iyi günler. Şimdi daha önce paylaşmıştım videolarımda radyatör kaçak sıvısı konusunu. Hani ben bunu aracımda denedim. Virch marka almıştım. Ama benim sıkıntımı gidermedi. Şu an mecburen radyatörümüz değişecek. Radyatör değişmesi için bu araçlarda ön tamponun sökülmesi gerekiyormuş. Bunun için kaportacıda ön tamponumuzu söktük. Şimdi tamircimize aracımızı götürüp radyatörünün değişimini yaptıracağız. Ayrıyetten arkadaşlar, dün benim park sensörümde ve geri vites lambalarımda yanmama durumu oluyordu. Bir de park sensörüm çalışmıyordu. Onu ayrıca video çekecektim de çekemedim. Onun için arkadaşlar basit bir kontrolü var onun. Şanzımandaki geri vites müşürünü kontrol ettirmeniz ya da etmeniz gerekiyor. Onu da gelen kabloyu bir kabloyla artı eksi kısa devre gibi yapıp, yani yaptığınızda geri vites lambası ve park sensörü ötmeye başlıyor. Bu da o müşürün arızalı olduğunu ortaya çıkarıyor. Ben kendim 30 liraya sensörü aldım, değiştirdim. Yani bu kendimizin yapamayacağı bir şey değil. Biraz el becerisi olan arkadaşlar kendilerine buna çözüm üretebilir. Çekebilirsem radyatör değişimi sırasında da video çekmeyi düşünüyorum sizinle paylaşmak için. Bu şekilde yani arkadaşlar. Yararlı olabiliyorsam videolarımda size, hani kendi adıma ayrıyetten mutlu olurum. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hayırlı işler, hayırlı günler. Teşekkür ederim.